En çok tartışılan şey küresel rekabette Amerika'nın Çin'le rekabete girip Pasifik'e doğru kayacağı. Dolayısıyla bu coğrafyadaki rekabetin ikinci plana, geri plana atılacağı gibi bir yaklaşım vardı. Bu tartışmalar muhtemelen aslında bunun çok tek başına geçerli olmadığının işaretinden bir tanesi. Belki şöyle başlayabilirim, hani toparlamak açısından kendi kafamdakileri de. Sertaç Hoca'nın bahsettiği doğal gaz üzerinden, yani hidrokarbon kaynaklarının Doğu Akdeniz'deki kaynakların çıkartılması ve uluslararası piyasaya ne diyelim taşınmasıyla başlayan bu tartışma, geçtiğimiz 10 yıllık sürece baktığımızda hızlıca bir, elbette hocanın bahsettiği çerçevede Kıbrıs meselesinin odağında, çevresinde dönmeye başladı. İki, elbette deniz yetki alanlarının paylaşılması meselesiyle boyutlandı. Üç, buna şeyi eklemek gerekiyor. Hem Yunanistan'ınla birlikte Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum kesiminin AB üyeliğiyle meselenin bir AB meselesi olmasına doğru evrildi. Bunun üzerine birdenbire bu renkli devrimler, Arap baharları gelince, Afrika'nın kuzeyindeki istikrarsızlıklardan Suriye'ye kadar giden bir coğrafyayı alınca Doğu Akdeniz bu rekabetin ortasına oturuverdi. Şimdi dikkat ederseniz bu denklem içerisinde başlangıçta sessizce Türkiye karşısında bir İsrail, Mısır ve Rum kesimi işbirliği yürürken, bu iş boyutlandıkça hızlıca bu denkleme Yunanistan, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi üçlüsü eklendi. Bu birdenbire 2008-2009'da yeniden boyut kazandı ve AB ve Amerika'nın da girdiği bir doğalgaz üzerinden Doğu Akdeniz İttifakı tartışmasını gündeme getirdi. Ve dikkat ederseniz Türkiye bunların tamamında ötekileştirildi. Hı hı. Bu denklemi değiştiren şey 2009'un sonunda, 2010'un başında Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmaların imzalanması oldu. Ve sonrasında da Türkiye Doğu Akdeniz'in batı sınırlarını, biraz evvel Sertaç Hoca'nın gösterdiği haritaları alt üst edecek biçimde değiştirdi. Hı hı. Bu değişikliğin üzerine Amerikalılar ve Avrupalılar Doğu Akdeniz'deki denklemi kendi çıkarları çerçevesinde farklı bir seviyeye doğru taşımaya çalışıyorlar. Kıbrıs bu denklemin odağında duruyor. Fakat daha önceki dönemde yapılmış önemli bir hata var. Ki bu müzakereler artık hep sizde, Muharrem Bey de sordu. Bu müzakerelerde artık neyi müzakere edecekler? Bu taraflar artık o kadar tartışmalar, o kadar oturumlar yaptılar ki konuşulmayan konu başlığı kalmadı. Bu doğru. Fakat bu dinamik bir süreç. Yani Kıbrıs bu dinamizmini 1950'lerden bugüne hala devam ettiriyor bu dönüşümler içerisinde. Büyük dönüşümlerin başında elbette Rum kesiminin tek taraflı olarak Avrupa Birliği üyesi yapılması, Türkiye'nin ve Türklerin bu anlamda dışarıda bırakılması, yeni paylaşım mücadelesinde yeni ittifakların kurulması, işte bu coğrafyadaki biraz evvel sizin sorduğunuz jeopolitik rekabetin ta kendisi. Fakat şöyle de bir durum söz konusu değil mi? Şimdi biz bir taraftan Avrupa Birliği üyesi Rum kesiminden söz ediyoruz veya Kıbrıs'tan söz ediyoruz. Onun gerçek temsilcisi olarak kendini gösteren bir Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz. Ama öbür tarafta da Rusların para makinesi veya çamaşır makinesi, para aklama çamaşır makinesi olarak kabul edilen bir yerden de söz ediyoruz. Yani Rusların da o bölgede ciddi bir hakimiyeti var. O zaman şimdi burada Rusya ve Amerika, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de yine bir rekabet içerisinde olmayacak mı? Orada da olacaklar. Büyük resimde de. Gelmek istediğim nokta şu. Şimdi mesela Rusya'yı çok eleştiriyoruz sıklıkla. Kafkasya'da ya da Karadeniz'in çevresindeki eski Sovyet coğrafyasındaki, eski Sovyet coğrafyasında yer alan çatışmaların çözülmemesini destekleyen bir aktör olarak. Çünkü buradaki çatışmalar devam ettiği sürece Rusya bu çatışmaların sonuçlarından ve yürütülüş şeklinden en fazla faydalanan aktör olarak gözüküyor. Yani amaç bunları çözmek değil. Kıbrıs meselesi de bu anlamda küresel aktörlere çözüm üretmeme üzerinden bir takım araçlar, bir takım hareketlilikler tabii çünkü sağlıyor. Bütün aktörlerin denge kurma elbette çabası içinde pazarlıklar, tabii, o denge arayışları zemin hazırlıyor ve bunu sürdürüyor. Sürdürülüyor. Burada şimdi doğa enerji örneğine baktığımızda biraz evvel bahsedilen, örneğin Türkiye'nin enerji politikasında Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik yaşandığında çok büyük korkular vardı. Hatırlayacaksınız, o günlerde Rusya enerjiyi, gazı keser mi diye Türkiye'de tartışıyorduk. Arada geçen dönemde Türkiye'nin aldığı derslerden bir tanesi Türkiye'nin örneğin enerji politikasını dönüştürmesi oldu. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın oranı ciddi biçimde düştü. Türkiye'deki doğalgaz denklemine en fazla artan oranda giren aktör kim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin LNG'si, kaya gazı, Türkiye pazarına, piyasasına bir dengeleyici unsur olarak girmiş vaziyette. Bu Türkiye'nin
enerji çeşitlendirmesi anlamında tercih ettiği bir şey. Yani Türkiye'ye dayatılmış bir şey değil bu. Çeşitlendiriyoruz. Rusya'ya olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Katar, Amerika Birleşik Devletleri farklı doğal gaz kaynakları Türkiye'yi renklendiriyor. E ne yapıyor Amerika? Aynı oyunu farklı kanalları kullanaraktan örneğin Almanya'ya dayatmaya çalışıyor. Kuzeyde, kuzey yakımı konuştunuz. Peki o zaman burada peşi sıra geliyor. Türkiye'nin tercihi Amerika ile ve Avrupa Birliği ile birlikte hareket eden veya onu çok daha ileri bir dinamizme taşıyan bir tutumla Cenevre'ye gitmek mi? Yoksa olduğu gibi yerini koruyan işte iki devletli ve Maraş konusunda da ısrarını sürdüren bir yapım olacak? Bunların hepsi denklemin içerisinde. Bu bir müzakere süreci. Bakın biraz evvel Çağrı Hoca'nın anlattığı Yunanistan'ın politikası nereden geliyor? Bunlar 100 yıllık, 200 yıllık politikalar. Türkiye'de bu denklemin içerisinde ister Cumhuriyet döneminde, ister İmparatorluk döneminde bu politikaları bu coğrafyada en iyi bilen ve bu anlamda da hafızası olan ülkelerden bir tanesi. Bu dinamik süreç içerisinde süreci kendi çıkarlarınız yönünde yönetmeniz neyi sağlayacak? İşte bu çok boyutlu dengelerde oyun oynayabilir aktör olmanıza doğru dönecek. Neden girdim mesela Libya örneğine? Libya'da attığı adımla Türkiye birdenbire bir hareketli alan yarattı. Bakın bugünlerde neyi tartışıyoruz? Türkiye-Mısır, Türkiye-İsrail yakınlaşmalarını. Türkiye Yunanistan'la bir yandan istikşafi ya da sonra istişari görüşmeleri yapıyor. Bir takım konuları müzakere ediyor. Ama Sayın Dışişleri Bakanı'nın en büyük tepkisi içeride konuşulan konuyu uzlaşmadan ve iki tarafın birbirleriyle mutabık kalmadan medya önünde konuşulmasıydı. O zaman herkesin açacağı dosyalar, herkesin açacağı defterler ortaya çıkmaya başlıyor. Türkiye'de bu anlamda Yunanistan'la kıyasladığınızda dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesi kıyaslanamaz. İkisi de NATO üyesi ülke ve bu coğrafyadaki hareketliliklerden konuşmaya başladığınızda denklemler farklı çalışıyor. O zaman Nandias'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bu kadar pervasızca çıkışı bir iç politikasına oynama mı? Yoksa biraz önce sıraladığınız Cenevre'ye dönük ilk taş İki boyutlu alalım, açarım. Belki mesela buradan diğer hocalarım boyutlandıracaktır burada. İki nokta var. Şimdi son dönemin yani son 10 yılın uluslararası politikasındaki en büyük yeniliklerden ya da en büyük baskılardan bir tanesi iç politikanın dış politika üzerinde kurduğu hegemonya. Yani iç politik öncelikler ve beklentiler dış politikanın iç politikanın malzemesi olmasına doğru döndürdü. Evet. Bu sadece Türkiye'de değil, yakın çevremizin tamamında da var. Eskiden örneğin dış politika konuları herkesin mutabık olduğu çıkar çerçevesinde çok ortalıkta tartışılmayan ve uzlaşılan konularken şimdi farklı boyutlarıyla iç politikaya malzeme sağlıyor. Dendias arkasına AB'yi mümkün olduğunca da Amerikalıları alaraktan Türkiye gibi bir aktörü baskılamaya çalışıyor. Bu baskının üzerinde Türk dış politikasında karar alıcıları belli konularda farklı biçimde hareket etmeye zorlayacak zeminler hazırlamaya çalışıyor. Bunu fırsatı veren Yunanistan'a da en büyük AB ve Amerika Birleşik Devletleri. Onların ise Türkiye ile ilişkilerinde beklentileri ve zorlamaları farklı alanları da kapsayan başlıklar. Örneğin Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu, Rusya ile ilişkilerini, Ukrayna ile başlıklarını tartıştığında nasıl bir ağırlıklı aktör olduğunu bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Bu denklem içerisinde muhtemelen Kıbrıs, Türkiye'nin en hassasiyet taşıdığı başlıklardan bir tanesi olduğu için o konu üzerinde özellikle odaklandıklarını ben düşünüyorum. Ama burada tabii bu türde dayatmalarla bu meselede yol alınması mümkün değil. İşte Ege'de Türkiye'nin savaş sebebi olarak neyi gördüğü ve ne yapabileceğini herkes biliyor. Bunun sınırları değişmedi. Hala orada duruyor. Doğu Akdeniz meselesinde müzakere eğilimindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla bunu dile getiriyor. Bir bölgesel konferans yapalım, gelin konuşalım diye. Evet. Karadeniz'de biliyorsunuz bizim hep hedefimizdi. Bölgesel anlamda, bölgesel sahiplik üzerinden bu sorunları çözelim. Çözmez ise küresel aktörler bu meseleye dahil oluyorlar söylemiydi. Bunların hepsi aslında Türkiye'nin bölgelerine bir şekilde bulaşıyor. Ama küresel aktörler de buradan çıkmak istemiyorlar. Yani Amerikan çıkarları burada. Bu kapsamda merhum Özel'in de bugün ölüm yıl dönümü, onu da analım. Allah Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın ilk adımını atan. Yani onu sadece orada bırakmayıp bir de ekonomik işbirliğiyle onu canlandıran. Çünkü bununla bölgeyi değiştireceğini Türkiye hep düşündü. Ekonomik ticari ilişkilerin yeni bir perspektif yaratacağını düşünüyordu. Ama ne diyelim 2010'lardan itibaren küresel dengeler değişmeye başladı. Yeniden rekabetin, sert gücün kullanıldığı alanlar, farklı çıkar ortaklıkları oluşuyor. Bu çerçevede de yeni müzakere alanları çıkacak muhtemelen. Ama hocanın açtığı bağlamda Kıbrıs meselesi nasıl tartışılacak? Şimdi elimizde çok güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. O çürümedi, kaybolmadı. Hareket tarzları geliştirebiliyor.